YouTube. Hoş geldiniz. Evet. Herhalde muhtemelen son bölümlere geldik. Bir dakika kalsın. Burada taramalı var. Tamam. Cana ihtiyacım var acilen. Maler bize niye yardımcı oluyor şimdi acaba doktor? Baktı her şey sarpa sardı. Olacak bir şey yok. Daha şeyle kapışacağız yine. Bizim Warden'la. Ha, lütfen can olsun burada. Oyun garip ya. Ciddi anlamda çok garip yani bazı şeylerle. Yani forge veriyorsun. Forge'u hemen kapı altına saklayıp para veriyorsun. Parayı harcayamıyorum. Forge'a erişemediğim için. Boss savaşı veriyorsun. Boss savaştan sonra canımı doldurmama izin vermiyorsun. Yani can dolduramıyorum. Can çıkarmıyor oyun. Bak. Yine reforge var. Olması gereken yerde reforge yok. Hoş geldin Barış. Olması gereken yerde reforge'u koymuyorlar. Ben şimdi bu parayla bir şey yapamam ki. Zaten bir önceki reforge'da parası olan her şeyi geliştiriyor yani. Çok garip ya. Hasar arttırılabilir. 4500 istiyor. Can basabilirim kendime. Etrafta can var mı? Cana ihtiyacım var ya. Bir de şimdi şurada ölürüm. Ölmüş millet. Bir dakika, aynı yerim çünkü. Oğlum. Ben burada kapışacağım sanırım ama canımı doldurabiliyormuşum burada. Bıçaklayabilir miyiz? Ya bu yine bu büyük yaratıklardan ya. Evet, iki kapı. Dar alanda kaçamıyorum tabi. Buraya.
Gel. Ne verdin? CPU printer. Kolaydı. Malum silahların falan gelişmiş olduğundan. Ama bu dar alanda tabii kapışmak benim hatamdı yani. Ben buralardan yaratık da gelir sanıyordum. Gelmedi. O yarısı buradaymış lan. Can basmama gerek yokmuş ya. Boş yere 500 attık çöpe. Bununla bir şey yapabilir miyim peki? Bir bakalım. Locking diyor. Emin olamadım. Daha ne kadar para biriktirebilirim bilmiyorum. Batonu geliştirebiliriz ama silahlarda bir şey geliştiremiyorum. Bu altı patları kullanmayı düşünmüyorum. 4500 istiyor stability için. Fena olmaz. Çok sağlam vuruyor çünkü silah aslında. Onu tabancaya geç. Okey. Yapacak bir şey yok. Para biriktirmeye devam. Tabanca mermisi veriyor oyun ya. Lan ne oluyor böyle? Ses kaydı var. Yok. CPU printer. Bu 1000 dolar demek. UGC printing for all your needs. 2800. İyi para. Choice. Every choice in your life has led you here. Konuşmayı dinlemiştik. Aa, bana diyor lan. Sen hangi seçimleri yapacaksın Jacob? Böyle mi kalacaksın yoksa daha mı mükemmel olmak istiyorsun? İlginç. Arkadan bakabiliyormuşuz lan bunlara. Oğlum. Doktor Tala İsmene. Ne diyor bakalım? Gözlem şeyi. Tam karışık bir karakterize sahip, genelde hayatta kalma instiklerine sahip. İlginç. Peki bu kişi biz miyiz? Şurada bir ara numaramız gözüküyor galiba. O bunu beklemedim. Buraya giremiyorum. Bu bizim numaramız değil.
Aynen. Ya alınacak kupa sayısı fazla da plat yapar mıyım bilmiyorum ya. Çünkü en baştan oynamak gerekiyor. En zor seviyede tekrardan oynaman gerekiyor. İyi, mermi verdi. Şarj dolu. Okey, şarjör dolu. Ayağa kalkacak mı acaba? Bekliyordum ayağa kalkmasını. Bizim numara tersi çünkü şeyden hücrenin içinde düzgün okunuyor da. Arama ver lo. Oh. Bunu alamıyorum. Ya işte adam öyle patlatırlar. Zaten bir komboya girdi ama. Mermim bitti. Küçük pompalının mermisi bitti. O zaman tabancaya geçeriz. Bayağı mermileri var çünkü bunların. Lüzumsuz yere. Harcarız. Hatta... İlginç. Evet, fazla. Hatta ben şimdiden geçsem mi acaba? Bakalsın ya. Sonra tarımalıya geçerim. Save geldi. Gelin yaratıklar. Mermisini full bitirdiğimize göre şu altı patları deneyelim bakalım. Şu altı patları çok güçlü değil ama olsun. İyi para. Germin lo adamı.
Headshot. Ne düşürdü? Kredit var. Aa, pompalı mermisi düşmüş. Peki ne atsam ki? Bunu kullanabilirim. Bir dakika, bunu şimdi şarjöre koymam gerekiyor. Çünkü boyun böyle. Okey. Şimdi 4 mermi koydum diye boşar açıldı. Okey. Merak ettiğim yol tam olarak nereye gidiyor? Ha, sağa geçecek muhtemelen burası. Evet. Ya burası seçilmiş kişi olabiliriz. Niye? Çünkü oyun en başında o diğer Warden, tekrar dirilen var ya, o şey demişti, senin neden mesela yaşamanı istiyorlar gibisine soru sormuştu. Belli ki biz alakalı bir durum var. Neydi, fuse mu bu? Yok, battery pack diyor, boş yerim yok değil mi? Yine başarıyor. İnanılmaz tabanca mermisi veriyor şu an. Lies of P ne zaman çıkıyordu Barış? Oyun da bayağı iyiye benziyor. Buraya yine fuse mu lazım? Yukarıdaki füzyonu mu getireceğim? Nasıl bir ceset lan öyle? Ha. Bir dakika, ben füzyonu mu kaçırdım? Ne oldu? Güzel. Ha, daha tarih. Oo. Ne planlıyor bu mahler acaba? Ölümez yaratık mı var acaba?
Evet. Mesela bu çok garibime geliyor hakikaten ya. Yani böyle bir cam basma animasyonu koymuşlar ama savaşın ortasında basma imkanın yok mesela bu. Yani genelde hep savaş dışında basman gerekiyor. Ya bu fuse mu? Yanlış yere gidiyorsun, Jacob. Şu yukarı çıkalım bakalım ne var. Ses kaydı. Aiken. Hala isma ne? Bakalım ne diyor. Ha, fiziksel güçlenme olmuş. Flag the subject for Mahler. Maybe this will help get Cole off our backs. Şey, bu mahkum inanılmaz fiziksel olarak güçlenmiş ama akli dengesi gitmiş yani. İşin garibi bu altı patların hasarı düşük gösteriyor ama yine iyi vuruyormuş gibi hissettiriyor. Ha, çok iyi. Çekerim. Ayak altından da. Aa, hiçbir şey çıkmadı lan. The choice is yours. The choice is yours. Abi inanılmaz fazla mermim var. 3200 paramız birikti. Buna hasar kasabilirim birazcık. Ben şeyi kasmak istiyorum, taramalıyı kasmak istiyordum önce. O da 4500, o da bayağı yol istiyor. 300, 900, 900. Bunu böyle fullleyebilirim. Yapsam mı bilmiyorum ama oyunda sonundayım hemen hemen ya. Pek de bir önemi yokmuş gibi hissettiriyor artık. Geliştir bitsin ya. Ama modeller çok iyi gözüküyor. Yalan yok yani. Ha, çok garip duruyor lan. Stability kasmak bana biraz saçma geliyor tabancada da ya. Dead Space'te cam basma nasıl hatırlamıyorum ha. Bu arada. Güzel soru. Bakmam lazım, hatırlamıyorum. Aa, bunu geliştirebilirdim bu arada. Neyse. Oh, tabanca bak 20 mermi aldı. İki tane de yer açıldı onun sayesinde. O kadar mermi aldı ki.
Burada bir şey var. Yaratık çıkmasın. Çok enteresan ya. Yani oyundaki frame rate olayı, sandık açılırken bir anda ayakta duruyorum ve kapışmaya başlıyorum böyle. Burası ameliyathane. Biz buralardan geçmiştik değil mi? Ben mi yandım? Öyle hatırlıyorum mesela. Nasıl korkmuyor? On tane mermi attı lan. Yuh. Çok fazla mermi geliyor. Başımız belada olacak. Bir şeye bakacağım. Bu yukarıda. Buradan geldik zaten. Okey. Peki doktor buralar nasıl gelmiş? Burada bayağı bir boss fight olacak gibi bir his var şimdi. Alan çok büyük. Neydi be mermi? Abi ya, koşuyorum bu arada. Burası galiba aynı yer değil ya. Baştaki yerle aynı değil çünkü pervaneler falan var yani. Tabanca hiçbir işe yaramadı. Tabanca yerine... Şunu seçeyim. Ölmüyor lan. İyi mermi yedi ha. Güzel.
Ama burası alt kısımları galiba şeyin. CPU printer. Şuradaki aldığım kutuyu saymamış. Onu da ben alayım. Yine altı patlara geçeyim. Sola yol var. Research checkpoint diyor. Burada bir şeyler. Okey. Devam. Reforge yok. Subject Zero. Ha, ilk şey. Bu ne olmuş lan? Defensive systems powering down. Get inside now. Yine para geldi. Kadın Allah'tan defans sistemini kapattı. Edward Bates. Ha bu şey. Mahkum bu. Ha, bir dakika chat. Kapı çalıyor. Pardon. Geldim. Kusura bakmayın. Komşum gelmiş de kapıya. Okey. Ha bir dakika dur, adamın şeyini dinleyecektik değil mi biz? Ha bunun üzerine deneme yapıyorlarmış. Tekrarlıyor. Kafamın içine duyuyorum. Durdur bunu. Boss fight mı olacak acaba? Kırabiliyor muyuz bunları? Dead Space alırım ya herhalde. Tahminimce alırım diye düşünüyorum ama bilmiyorum. The lab at the heart of the prison. Hapishanenin kalbinde tabii laboratuvar var. Ne yapıyorlarmış burada? Tabii ki test yapıyorlar. Kontrol etmeye çalışıyorlar.
Aldığımız yaratıklara benziyor bu. Aa, adam var. Konuşmuyor. Ne kadar uzun süre olduğunu şey yapmaya çalışıyorlar. Onları dönüşmek ne kadar uzun sürüyor. Burada bir şey. Suyun tankın içinde biri var, ona bakalım be. Ne zamandır yapıyorlar bunları acaba? Tabancadan geçeyim, pompalıyor bu arada. Şimdi hem ses diyor ki... Ne yapıyorsun burada be? Enfeksiyonu yavaşlatacak şey. İyileştirebiliyoruz da. Ama bana güvenmen gerekiyor. Vakit kaybediyoruz ve kızın vakti yok. Yakında her şeyi anlayacaksın. Bana bunu anlatmaya baş önce. Avrupa'da ne olduğunu bilmiyordum diyor. Saldırı olduğunu orada değildim diyor. Ama oradaydı. Bilgiyi yüklüyordu kafamıza. Artık onunla bağlısın diyor. Dataları aktaracak kadının aklını, hafızasına bize. Cevapları alacağım. You can use this to synthesize an antidote, but you'll need to extract a sample from the warden's elf. This is what? The goal of this madness. His ridiculous protocol. During the original outbreak, a colonist known as Subject Zero. İlk şeyde virüsün kaçmasına Subject Zero. To synthesize the biofish. To control it. Yeah, I heard and then recorded. Kontrol etmeye başlamış başta. The next phase of human evolution. İnsan evolüsyonunun bir sonraki noktası. Ama maalesef ki öldürüldü tabi. Şimdi Warden onu kopyalamaya çalışıyor. Yani Subject Zero'yu şimdi Subject Alpha olarak yapıyor. Adamın dediğine göre tabi laboratuvarda olmayacağı için evrim doğada olmak zorunda. Adam tek başına hareket etmiyor, bir grup var diyor. Onlarca yıldır uğraşıyorlar. Dikkatli ol. The antidote will contain the only pure essence from his alpha. He'll want it more than anything. It's the key to all he seeks. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape for me. Benim bir kaçışım yok diyor. Ben buraya aydım. Kadın da ölecek o zaman. It's you. Yeah. What happened? Where am I? It doesn't matter. We got what we need. Now let's go finish this. Come on. Şeyle kapışacağım. Bizim bu Warden'la, oyunun başındaki elemanla. Aa, şey sesi geliyor. Çakmak sesi geliyor. Heh. O şey, arkadaşımız var orada. Jumpscare olabilir tabi. Evet, dikkat. Kadın görmüyor tabii ki çünkü
Bize aktarıldığı için şimdi hafıza biraz beynimiz çorba oldu. Olayı anlatırım ya. Birazdan kapışmaya gideceğiz şimdi. Deney yapıyorlar. Onlarca yıldır deney yapıyorlar. Normalde ilk salgın çıktığında bu 75 yıl önceden bahsediyor tabii bu. Yani en azından bizim okuduğumuz notlara göre ilk salgın 75 yıl önce çıkıyor. Orada bir tane Subject Zero var. Ama Subject Zero öyle bir evrim geçiriyor ki hani kontrol edebiliyor diğerlerinde. Baya baya evrim geçiriyor. Böyle bu diğerleri gibi zombi olmuyor, öyle diyeyim. Ama tabii bölge temizlenirken, bu eski koloni temizlenirken o da öldürülüyor. Şimdiki bu hapishanenin başındaki eleman tekrardan Subject Zero'yu üretmek istiyor. Çünkü bunların ait olduğu grup, zaten tarikat artık her neyse, insan evriminin bir sonraki noktaya gelebileceğine inanıyorlar böyle. O yüzden şimdi Subject Zero değil, Subject Alpha üretmeye çalışıyorlar ki Subject Alpha da muhtemelen bu bizim kapıştığımız oyunun başındaki eleman. Güvenliğin başındaki eleman. Ben öyle tahmin ediyorum. Onun kanını alacağız ve kanından ilaç sentezleyeceğiz. Neler var mesela burada? Antik bir resim. Bonzai. Güvenlik. Oldu bura. Danny, where are you? Şimdi Danny'nin anılarındayız. Burası Europa. And now you're inside Danny's memories, seeing the truth of Europe. A diluted test sample released from one of our labs. A tragedy that inspired everything Cole is doing here at Black Isle. Buradaki trajediyi göreceğiz. Eğer onun anısını görüyorsak şuradan bir yerden. Yaratık çıkacak. Havada uçuyor bir şeyler. Yine oyuncak. Şuna bir bak. Ne görüyorsun? Görüyor musun?
Jacob. What do you got there? Elinde ne var Jacob diyor. What we got here is none of our business. But come on. A job to do. Bu adam biliyormuş. This was our fault. Bu bizim hatamızdı diyor. Seni korumaya çalıştım değil mi? Özür dilerim. Bunu hak etmiyordun. Europa terörist saldırısına uğramadı ki diyor. Görüntüyle oynadılar diyor Black Iron'da çalışabilmek için. Bunu durdurabilirdim diyor. Ama durdurmadım. Yanlış şey seçimi yaptın. Peki. Jake, what's wrong? Come on. I can't. Yes, you can. We're almost there. No, I can feel it. Hear it. In my head. Okay. You stay here. I'm gonna come back when I get the cure. I can take care of myself. Okay. Make him pay for what he's done. Benim merak ettiğim şey, en baştan biri biz ama bilmiyorduk gibi takılıyordu. Bizim hafızamızı mı sildiler bunlar? Madem hatırlamıyorum falan filan diyordu. Başta diyor ben böyle şeyler yapmadım diyordu. Sonra bizim hafızayı da mı değiştirdiler anlamıyorum ki. İyi para. Normalde bunu geliştirebilirdim aslında. Dur nerede o? Diğer geliştirmeleri yapmasaydım. 2700 buna versek. $300 bu. Gerçi zaten sonra bitiyor. Baton tipi hiç değişmiyor sanki ama ya. Gözle görülür bir değişiklik adam akıllı olmuyor yani. Bunu geliştireyim. Happy United Day. Ama diğer adam farkındaydı işin komik yanı. Arkadaşımız bizim farkındaydı nalt ettiğimizin de. Adam o yüzden rahatsızlık hissediyordu hatta ama bir boss fight geliyor bu arada. Bu yerim var mı hiç? 3 tane boş yerim var. Alayım belki birilerine duvarlar yapıştırırız. Okey, YouTube. Bölümümüzü burada bitirelim. Çok net bir boss fight gelecek. O boss fight'ı... Ne oluyor? Siyah bir duman çıkıyor. O boss fight'ı bir sonraki bölümde yapalım. Çünkü daha ne kadar uzayacak, neler olacak bilmiyorum. Bölüm gereğinden çok da uzun olsun istemiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.